تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. Geceyi gündüze, gündüzü geceyi çeviren sensin ya Rabbi. Biliyorsunuz. El-leyl libâse Allah diyor. Ve cealnel leyle libâse ve cealnel nehâre me'âşe. Değil mi? Geceleyin dinlenmemiz için, gündüz nafakalarımızı sağlamak için. İşte tûlicu leyle fin nehâri ve tûlicu nehâre fin leyl. Geceyi gündüze, gündüzü geceyi çeviren sensin. Sensin ya Rabbi. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran da sensin. Şöyle bakacak olursak, bazı annen şu şekilde tefsir etmişlerdir. Kafirden mümin, bazen de müminden kafir olarak doğar diyorlar. Çünkü diri olan mümin, ölü olan kafir demişler. ما والله أعلم. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. مثلا طبق مثلا يمرطا tavuktan çıktığı gibi tavuktan da yumurta çıkarıyor Allah. Bir yumurta bir bakarsın civciv. Öyle bir yumurta. Bir bakarsın civciv çıkıyor. Veyahut da hurma çekirdeği atıyorsun böyle ondan sonra. Ölü bir toprak bakıyorsun ölü çatlamış Allah bir su veriyor. Bakarsın türlü türlü sebzeler, bitkiler çıkıyor. Değil mi? Ve bu şekildedir. تخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Yani mesela yine kuru bir buğday yahut da arpa tanesi böyle serttiği zaman Allah Tebareke ve Teala işte bir başak oluyor. O başak içerisinde yüzlerce tane çıkıyor. Böyle örnek verebiliriz. Yani yumurtadan işte tavuk çıktığı gibi tavuktan da işte civciv çıkıyor. Ve buna benzer işte. Ve yerzuku men yeşâ bi gayri hisâb. Ve hesapsız bir şekilde en büyük rızkı veren sensin ya Rabbi. Ve en büyük rızık nedir biliyor musunuz kardeşlerim? İmandır. En büyük rızık. Tevhiddir. Elhamdülillahillezî halakana alâ kelimetet tevhid. Tevhid kelimesi üzerine bizi yaratan Allah hamdolsun. Vallahi kardeşlerim insanlar bölük bölük cehenneme gidiyor. Ya. Ben Müslümanım diyenler bunu yapıyorlar bazen. Değil mi? Toplanmışlar böyle bir yerde. İşte ya Muhammed ben sana et yemek diyemem, su diyemem, şu diyemem, bu diyemem. Sözde dua ediyorlar. Sonra sevgi. Seviyorlar sözde. Ama en son diyor ki Muhammed eşittir Allah diyor. Ehûzü billah. Sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın makamına çıkardı. Bu şirktir, küfürdür. İşte dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannediyor. Ama fakat bütün amelleri boşa giden kimselerdir Allah diyor. Öyle insanlar var. Ondan dolayı elhamdülillahillezî halakana alâ ni'metit tevhid. Tevhid nimeti üzerine bizi yaratan Allah'a hamd olsun. Şükürler olsun. Bu en büyük rızıktır. Sıhhat en büyük rızıktır. İlim en büyük rızıktır. Değil mi? Salih evlatlar en büyük rızıktır. وترزق من تشاء بغير حساب حسابسız bir şekilde yani veren sensin ya Rabbi. O dediğimiz gibi işte orada kafirlere hiçbir yardımcı olmayacaklardır. Yani hatta oğulları peygamber bile olsa onlara fayda sağlamayacaklardır. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam babasına fayda sağlamadı. İkrime radıyallahu anh sahabedir. Babası kim? Ebu Cehil. Ve daha iyi örnekleri çok. Nuh aleyhisselam, oğlu Kenan. O, kâle ya bunayya erkem ma'na ve la tekum ma'al gârikîn. Kâle se'avi ilâ cebelin ya'simuni minel mâ. İman etmedi. Ondan sonra fehâre beynehumul mevcu fekâne minel mugrakîn. Öyle dağlar, her bir dalga geldi.
dağları aşarak onu helak etti. Babası ona fayda vermeyecek. Ha tabii ki o zaman iman kardeşliği vardır. İman. Rabbim imanımızı korusun ve hakkıyla Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına sarılan kullarından eylesin ya Rabbil Alemin. Duralım burada. Yarın لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Bakınız, müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edemezler. Allahu Ekber. Ama şu an baktığımız zaman Müslümanlar kafirleri dost ediyorlar değil mi? Ya Allah! Bu ayet bize hitap ediyor ha. Yarın inşallah bu ayeti alacağız. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله